Başbakan Binali Yıldırım, Ankara Atatürk Kültür Merkezi'nde toplu açılış töreninde konuştu. Yeniden diriliş, yeniden yükseliş için evet! Fethullahçı terör örgütünün darbe girişimi sırasında Ankara'nın büyük bir kahramanlık gösterdiğini vurgulayan Yıldırım konuşmasına şöyle devam etti. Ankara 15 Temmuz akşamında çok büyük bir kahramanlık gösterdi. Ankara 15 Temmuz akşamında bir destan yazdı, destan. Öyle bir destan yazdı ki darbe girişiminde bulunan alçak FETÖ teröristleri Ankara, İstanbul ve Sayın Cumhurbaşkanımızın bulunduğu Marmaris'i öncelikli hedef olarak seçtiler. Devletin merkezi olan Cumhurbaşkanlığının, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, Başbakanlığın, Genelkurmay Başkanlığının bulunduğu Ankara'nın darbeciler için önemli olduğunu aktaran Yıldırım şu görüşlere yer verdi. Ankara darbeciler için önemliydi. Çünkü devletin merkeziydi Ankara. Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Genelkurmay Başkanlığı ve bütün kurumlar buradaydı. Ankara'yı darbeciler özellikle ele geçirmek istediler. Çünkü Ankara ele geçirse devlet ele geçecekti. Ancak beklemedikleri büyük bir direnişle karşılaştılar. Ankara o gece Cumhurbaşkanımızın çağrısına kulak vererek akın akın meydanlara indi. Tıpkı bugünkü gibi. Ankaralılar o gece meclisi korudular, külliyeyi korudular, başbakanlığı korudular, genelkurmayı korudular. Ankaralılar can verdiler ama teröristlerin başkenti işgal etmesine izin vermediler. Başbakan Binali Yıldırım, FETÖ'nün darbe girişimine engel olmak için Ankara'da sokaklara akın akın çıkanlara teşekkür ederek şehitlere rahmet diledi, gazilere şükranlarını sundu. Ankara 15 Temmuz 2016'da ya istiklal ya ölüm dedi. Allah tüm Ankaralı kardeşlerimden razı olsun. Halk oylamasına 2 hafta kaldığını anımsatan Yıldırım 16 Nisan'da inşallah sandığa gideceğiz. Türkiye'nin geleceği, Türkiye'nin istikrarı adına yeni bir karar vereceğiz ifadesini kullandı. Bir tarihe daha yaklaşıyoruz. Şurada 2 haftamız var. 16 Nisan'da inşallah sandığa gideceğiz. Türkiye'nin geleceği adına, Türkiye'nin istikrarı adına yeni bir karar vereceğiz. Başbakan Yıldırım, Ankara'nın 16 Nisan'da bir kez daha destan yazacağına değinerek şunları kaydetti. Ankara bir kez daha destan yazacak. Sevgili kardeşlerim, 27 Mayıs 60'ta Ankara'da talihsiz bir gün yaşandı. Adnan Menderes darbeyle iş başından indirildi. Milletin seçtiği hükümet zorbalıkla devrildi.